basın mensubu arkadaşlarımızın bir kahvaltı, bir sohbet, bir bugüne kadar açıklarda yapılanlarla ilgili bilgilendirme toplantısı olarak yaptık. Ben öncelikle katılmanızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben sözünü fazla uzatmak istemiyorum. Ben sizlerden müsaade istiyorum. Bugün biliyorsunuz bilginiz vardı. Bir yeni mekanın açılışı olacağı için birazdan buradan ayrılacağım. Sözü Sayın Bekir'e bırakıyorum. Katılımından dolayı tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet, çok değerli ilçe başkanım, çok değerli belediye başkanım, çok değerli basın mensuplarımız, yönetim üyelerimiz. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. İlçe başkanımıza bu güzel kanaldan dolayı teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Şimdi ilçe başkanı, ben sözlerden başlarken ilçe başkanımızı uğurlayalım. Ondan sonra konuşmamız lazım. Açılışımıza hepinizi bekliyoruz. Sohbet şeklinde olsun. Zaten sohbet edeceğiz, kahvaltı yaptık. Evet değerli arkadaşlar, zaten bizi uzun zamandan beri tanıyorsunuz. Gerek ilçe yönetim üyeliğimiz, gerek ilçe başkan yardımcımız, gerek ilçe başkanlığı dönemden itibaren beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Aranıza yeni katılan arkadaşlar da var. Son 4 seneden beri de Akhisar'ımıza 24. dönem milletvekili olarak Manisa milletvekili olarak hizmet ediyoruz Manisa'mıza, ülkemize. Dolayısıyla 4 senemiz çok hakikaten yoğun geçti, çok dolu geçti. 24. dönemde yasama faaliyetlerine baktığımız zaman Cumhuriyet tarihinin hakikaten en yoğun çalışan bir dönemi oldu. Grup başkan vekillerimiz de ifade ettiler zaten. Bir de bizim plan birçok komisyon üyesi olmamız ve kanunların da büyük bir çoğunluğunu plan bütçeden geçtiğini düşünürsek ne kadar yoğun çalıştığımızı tekrar söylememize gerek yok. Gece demedik, gündüz demedik, hakikaten ülkemize hizmet etme yarış içerisinde olduk bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da öyle olacak. Biliyorsunuz 24. dönem milletvekilliğimiz devam ederken tekrar 25. dönem için biz aday adayı olduk. Manisa'mızdan 60 tane arkadaşımız milletvekili aday adayı oldular. Dolayısıyla seçim öncesi başlayan bu süreç hala 7 Haziran'a kadar da aday tespitinden sonra devam edecek. Değerli arkadaşlar, 60 tane kardeşimizle birlikte çıktığımız bu yoldan aday adaylı sürecinde bütün Manisalı, Manisa'dan başvuran AK Parti milletvekili aday adaylarını veya diğer siyasi partilerin de aday adaylarını tebrik etmek lazım. Manisa'mıza yakışır bir yarış oldu. Hiç kimse kimsenin gönlünü kırmadan hakikaten Manisa'mıza yakışmayacak hiçbir hareket olmadan hamdolsun bu süreci dağıldı. Ve 7 Nisan günü de en son Yüksek Seçim Kurulu saat 17'den itibariyle de aday tespiti sonucunda biz de Manisa milletvekili olarak AK Parti'den ikinci sıraya geldiğimizi gördük. Manisa'mıza hayırlı olsun inşallah. Bu süreçte bizim diğer arkadaşlarımızdan bir artımız, bir eksikliğimiz olarak bir düşünmemek lazım. Bu nasıl bir şey diyoruz biz? Allah bize nasıl iyi verir? İnşallah bir 4 sene daha hep birlikte Akhisar'ımızda, Manisa'mızda, ülkemizde, milletimize hizmet etmenin yarış içerisinde olacağız. Değerli arkadaşlar, bazen üzülüyoruz. Şöyle üzülüyoruz. Uğurlaydı bir Akhisar'dan milletvekili olarak seçildi gitti. Akhisar'da olarak Manisa milletvekili yaptı ama Akhisar'a ne yaptı diye bazen arkadaşlarımız soru soruyorlarmış. Tabii bunu hepimiz sorabilirsiniz ama bazıları bilinçli olarak soruyorlar gördüğüm kadarıyla. Bizler de bu basın basınımızla kahvaltıda bunu vesile olarak, bir fırsat olarak değerlendirmek istedik. Manisa'mızda, Akhisar'ımızda neler yaptığımızı en azından Akhisar basınımızda biz inşallah anlatırsak Akhisar basınımızda bu Akhisar diye duyurur diye tahmin ediyoruz. Gerçi her şey Akhisar'ın gözü önünde cereyan ediyor. Her şey Akhisar'ın gözü önünde bütün yatırımlar devam ediyor. Akhisar'ların bildiği kanaatini değil ama bazıları her ne kadar bunu görse de inkar etmiyor yolda gidiyorlar. Yani tekrar öyleyse böyle bir kendi 180 ben her zaman diyorum. Güzel olan şey tekrarlanır. Biz de bu bir kez daha tekrarlayalım. Akhisar'ımıza neler yaptık, neler yapamadık. Neleri başardık, neleri başaramadık. Veya bu 4 yıl içerisinde neler yapmamız lazım. Yani hep birlikte inşallah konuşalım, tartışalım, fikir jimnastiği yapalım. Evet, değerli arkadaşlar,
Akhisar'ımıza öncelikle bir gördük barajı biliyorsunuz. Yıllardan beri dedelerimizin, babalarımızın konuştuğu Akhisar'ımıza bir gördük barajı hikayesi var. Akhisar'ımıza gördük barajı yapılacak. Bu gördük barajı sayesinde Akhisar'ımızdaki sulanmayan araziler sulanmış olacak, suya kavuşacaklar. Dolayısıyla su tarımı geçtikten sonra da hem çiftçimizin ne olacak? İnşallah iş yoğunluğu veya iş zorluğu biraz daha rahatlığa kavuşacak ve almış olduğumuz ürünler iki katına, üç katına çıkacak diye tahmin ediyoruz. Bunun için çok önemli bir Aksay Gördük Barajı. Aksay Gördük Barajı'nın %50'si tarımsal sulama, %50'si Manisa içme suyu olarak planlanmıştı, projelendirilmişti. Ama hep plan ve proje üzerinde duruluyordu, konuşuluyordu. Faaliyetler ne zaman geçtiğine baktığımızda faaliyetler hem olsun, Rabbimize nasip etti. Bizim de ne dönemimize denk geldi. Şöyle ki, Akhisar'ımızda Gördük Barajı'nın yeri veya baraj yapılacak zemin her şey hazır. Su da var ama bir türlü bunu biz faaliyete geçiremiyoruz. Ne yapmamız lazım diye düşündüğümüzde, DSİ genel müdürüyle konuştuğumuzda, bakanımızla konuştuğumuzda, %50'si içme suyu olan, %50'si tarımsal sulama olan bu barajımızın şu anda yapılması için herhangi bir kendi girişimde bulunsa dahi maddi kazıklarından dolayı önümüzdeki yıllara sarkacağını gördüm. Şöyle ki Manisa'mızın daha önümüzde 15 yıllık içme suyu sorunu yok. Dolayısıyla Manisa'nın içme suyu sorunu yoksa öncelikli yatırımlar arasında bunu alma şansımız da yok. Dolayısıyla Türkiye'nin daha değişik yerlerinde baraj yapmamız lazım. Daha böyle suya ihtiyacı olan bölgelerde bir önce barajları yapıp faaliyete geçirip o bölgelerde su ihtiyacını gidermemiz lazım, içme suyu ihtiyaçlarını. Dolayısıyla Gördük Barajı'nın bir 10 yıl daha, bir 15 yıl daha belki beklenir söz konusu. Biz proje revizyonu yaptık, projeyi revize ettik. Gördük Barajı'nın en azından bir 10 yıl Manisa İçme Suyu programının yanında projesinden vazgeçtik. Akhisar'ımıza tarımsal sulama olarak bizim zaten hedefimiz oydu, amacımız oydu. Yani Manisa'mıza biz tarımsal sulama olarak Gördük Barajı'nı kullanalım, çiftçimizi rahatlatalım istedik ve elhamdülillah bugün bunu başardık. İhalesi bitti, müteahhitle yer teslimi sözleşmesini yapacağız. Bu müteahhite ne zaman bunu teslim edeceğiz? Bizim düşüncemiz belediye başkanımız olsun, ilçe başkanımız olsun. İnşallah aklımızdan geçen şu, bir çarşamba günü muhtarlarımızı çağıralım, müteahhiti çağıralım, DSİ Bölge Müdürü'nü çağıralım, sizleri çağıralım, sivil toplum örgütlerini çağıralım, basınımızın önünde müteahhitle ne yapalım? Sözleşmeyi imzalayalım. Akhisar'ımızın Gördük Barajı'nın yapıldığını cümle alem bu şekilde. Zaten çoğu arkadaşımız duydu ama yine bir kez daha sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye bu Gördük Barajı'nın yapılacağı üstünü istiyoruz. Bu hakikaten bizim için önemli değil. Benim için de çok önemli bir çiftçi ailenin çocuğu olarak. İnşallah bunun mutluluğunu, bunun gururunu Akhisar'ımızla hep birlikte yaşayacağız değerli arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, Çamörü gürültemiz var değerli arkadaşlar. Bu da çamur için çok önemli. Bunun da planlaması bitti elhamdülillah. Projesi bitti. İnşallah bunu da önümüzdeki yatırım programına alacağız. Evet, Akhisar'ımızda biliyorsunuz ağız ve diş sağlığı merkezi binamızı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde sizlerle beraber ziyaret ettik. Hepiniz biliyorsunuz Boğaziçi Gazetesi'nin bahçesine 5 yıldız otel ayarında bir ağız diş sağlığı ne yapıyoruz? İnşallah merkezi yapıyoruz. Merkez binası yapıyoruz. 17 ünitlik bir şey olacak burası. Merkez olacak. Bütün arkadaşlarımız, işe arayan kardeşlerimizin en güzel şekilde orada gidip tedavi olacakları bir imkanı onlara inşallah sunmuş olacağız. Bu da iki arkadaşlar. Üçüncüsü, biliyorsunuz bizim Akhisar'ımız ikiye böyle bir demir yolu var. Yıllardan beri yine bölümlerimizi konuştu, bizleri konuştu, dillendirdiği. Ama bir türlü konuşmaktan öteye geçemediğimiz bir projeydi bu. Herkes konuşur ama AK Parti yapar diyoruz, hamdolsun. Bu da bize nasip oldu, milletvekili dönemimize nasip oldu. Biliyorsunuz ne yaptık? Planlamasını bitirdik, projeyi bitirdik, müteahhit anlaşmayı imzaladık ve müteahhit şu anda hamdolsun demir soruşturmasını yapıyor ve inşaatın da %20'si tamamlandı. Bunu niye biz bazı herkese duyurmadan yaptık? Evet, bazı çekincelerimiz vardı, bazı sebepleri vardı. Temel atma töreni daha yapmadık, bakınız. Temel atma töreni %20'si inşaatın bitti. Gidip gezdiniz, gördünüz değil mi arkadaşlar? Gezeniz var mı, göreniz var mı bilmiyorum ama merak edip gezeniz var mı? Gezdiyseniz %20 inşaatın bittiğini hep birlikte orada görürsünüz. Dolayısıyla demir yolu inşaatını ne yaptık? Demir yolumuzun dışında.
de beseliyoruz ve Akhisar'ı bütün şehirde görüyoruz. Akhisar'ı her zaman övündüğümüz 40 yıldan büyük olan Akhisar'ımızı daha yaşanabilir bir şehir haline getiriyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk kararlar işte. Kamulaştırmasını dahi her şeyi kim yaptı? Demir yolları yaptı elhamdülillah. Demir yolları yaptı. Ne yapacak? Demir yolunu dışarıdan sonra tekrar ne yapacağız? Biz burada istasyonumuzla beraber Kayaloğlu'nun oraya da veya kendilerine uygun bir istasyon yaparak inşallah Akhisar'ımıza en güzel hizmeti hep birlikte sunacağız. Yani bunları yaparken arkadaşlarımızla biz iki dakikada bunları anlatıp geçiyoruz. Ne olacak? Demir yolunu dışarı almış diye bir böyle üç cümleyle olan bir iş değil. Bunlar çok zor işler. Hakikaten burada bütün milletvekillerimizle beraber bu işleri başarıyoruz. 5 milletvekilimiz de biz bu işleri başarıyoruz. Ama çok zor olan bir iş ve Türkiye'de ilk olan bir iş. Manisa'da da ilk olan bir iş değerli arkadaşlar. Hani Uğur Aydemir Akhisar'a ne yaptı diyenlere bunları tekrar tekrar söylemek gerekmez ama ne yaptı diyenlere tekrar tekrar anlatmak lazım. Demiroğlu'nun arkadaşlarımızın bazıları tabii her işte olduğu gibi ne olacak zaten olacak diye yapılan işleri muhalefet adına, siyaset adına, demokraji adına ne oldu diye söyleyenlere sizlerin basın aracısı, basın mensuplarımızı bunları en güzel şekilde bütün Akhisarlara ve ne oldu diyenlere iyice kafalarına yer etmediği için, beyinlerine nakşetmek için tekrar tekrar yapmanız lazım. Evet değerli arkadaşlar, inşallah projenin en kısa sonra bitecek zaten. Açılışlarını beraber yapacağız. Sahili Akhisar, Kadıyoğlu ve Akhisar Çevreoğlu değerli arkadaşlar. Bizim için en büyük sıkıntı olan işlemler bir tanesi buydu. Akhisar Sahili arası ihalesini yaptık. Gayet bir çalışmalarını sürdürdüğünü görüyorsunuz. Parası var, her şey var ama maalesef müteahhit bir yolu bitiremedi. Müteahhitler kaynaklı sebeplerden dolayı bu yolu bitiremedi. Yani. Yoksa biz bu yolu 30 Mart'tan önce bitirecektik. Çevre yolunu biz seçimlerden önce, yerel seçimlerden önce bitirmemiz lazımdı. Ancak müteahhit firma kendi özel sebeplerinden dolayı bu işi bitiremedi. Ve tekrar biz bu Akhisar sahil arasında tekrar biz ne yaptık? İhaleye çıktık. Gölmarmara'ya kadar olan yolu bir firma, Gölmarmara sahil arasındaki yolu başka bir firma tekrar ihaleyi kazanarak inşallah bu yolu yeniden ihale yaparak inşallah ekstra bitireceğiz. İhalesi bitti. Müteahhitler yakında çalışmaya başlayacaklar. Akhisar sahilden gelen, Karakağ'dan gelen çevre yolu değerli arkadaşlar bunun olma şansı yoktu. Yapma şansımız yoktu. Belediye başkanı bütün bu olaylara zaten beraber hareket ediyoruz. Beraber koşturuyoruz, beraber çalışıyoruz. Belediye başkanı bu arada her kademesinde var olan olaylara şahittir kendisi. Nasıl işler yaptığımızı, ne kadar zorluklar yaptığımızı kendisi bizzat biliyor. Karakağ'ın oradaki yolu sadece sahilden gelen yolu bu çatı demek üzere kadar gelip orada bitecek. Yani çevre yolu yapma şansımız yoktu. Neden? Çünkü istihdam sorunu vardı. Ulaştırma Bakanlığı'nın istihdaya yanaşmıyordu. Dolayısıyla bu yolu sadece sahilden gelen yolu Akhisar girişine bırakıp tekrar Akhisar içerisinde herkes İstanbul'a neyse gideceği yere Akhisar içerisinde girecek gideceklerdi. Biz ne yaptık? Bakanlığımızı ikna ettik. Sağ olsun Başbakanımızı ikna ettik. Ulaştırma Bakanımızın sayesinde, belediyelerin çabası sayesinde, belediye başkanımızla birlikte biz bu Karakağ'ın oradaki çevre yolunda ne yaptık? Yatırımı aldattırdık ve inşallah oradaki özel mülke sahipleri muvaffakat bir kısmı verdi, birçoğu verdi. Alırken bayağı bir zorlandık ama hala muvaffakat vermeyenler var. Eğer o muvaffakat vermeyenler huzurunuza basınız olur. Bu muvaffakat vermeyenler bu muvaffakatları verirlerse inşallah bu Akhisar sahili çevre yolunda en kısa sürede açılacağını buradan projesine verebilirim. Ama bir tane iki tane özel mülke sahibi şu anda muhakkak vermediğini sadece kamulaştırma yapın, mahkemeye gidin, mahkeme gelsin alsın, ben burayı vermiyorum diye bir arkadaşlarımızın direnç gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla eğer bu yolda kısa sürede açılmazsa neden kaynaklandığını kesin bilmesini istiyorum değerli arkadaşlar. Hepsinin parası hazır. Müteahhitin kepçesi kuzey orada duruyor. Asfalt atacağız. Her şey hazır. Ama bir tane kardeşim orada, iki tane kardeşim orada. Sadece imza vermediklerinden dolayı belki sekteye uğrayabilir. Ama bu arada öyle zannediyorum ki o arkadaşlarımız da belediye başkanımız olsun, gerekse diğer sivil toplum örgütleri olsun veya o arkadaşlarımız da olsun. Devreye girerek inşallah o arkadaşımız da ikna etme yolunda inşallah ikna edersek basınımız da belki devreye girecek.
Hiç kimseye de tabii buradan söz söyleme şansımız yok. Herkes kendi özel bir hükmedidir. İstediği zaman verir, istediği zaman vermez. En doğal hakkıdır. Ama bu A, B, C kişilerin şahsi işi değildir. Bu aksiyonun kamunun bir işidir. Toplum faydalanan, toplum yararlı olan bir işidir. Bütün herkes faydalanacak bu işten. Dolayısıyla bunu da inşallah en kısa sürede arkadaşımızın rızasını alarak bu yolda gitmek istiyoruz. En kısa sürede değil. Yani belki 10 gün, belki 20 gün, belki bir ay içerisinde bu yolu açılacak duruma geldiğini sizlere ifade etmek istiyorum. Sizler de gidip gezebilirsiniz. Zaten bundan giderken, şuradan giden galerilerin oraya kadar yolun açıldığını, kooperatif değil kardeşlerimiz teşekkür ediyoruz zaten. Onlar da şıkkak boşalttılar yerlerini. Dolayısıyla her şey hazır. Sadece birkaç tane arkadaşımızı ikna etmek dışında herhangi bir sorunumuz kalmadı değerli arkadaşlar. Şimdi yol geldi, Karabük'ten nereye kadar geldi? İzmir yoluna kadar geldi. Buradan İstanbul'a gidecek kardeşlerimizin de Akhisar'la geçip gitmesi gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Kırkağaç'tan, Soma'dan gelen yolunda, İstanbul'dan gelen yolunda çevre yolculuğu yapmamız lazım. Bunun için de planlamamız bitti, projemiz bitti. Demir yolu dışarı alınmasını bekliyoruz. Demir yolu dışarı alınıyor. Dolayısıyla bu çevre yolunda müteahhiti anlaşma imzalamak üzere bunun da her şeyi karayolları yapıyor. İstimlandan, asfaltına kadar her şeyini karayolları yapacak ve bize teslim edecekler. Bu yolda Akhisar'ımızın hayırlı olsun. Ne oldu? Sayıdığımız zaman 4-5-6 bunlar değil mi? Siz numaralandırırsınız kendinizi bunlar arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Akhisar'ımızın içerisinde tam Akhisar'ımızın neredeyse göbeğinde bir cezaevi var biliyorsunuz. Bu cezaevini inşallah Akhisar'ımızın dışına alıyoruz. Orasını da halledebilirsek inşallah orayı Adalet Bakanlığı'ndan alabilirsek belediyemize alma yolunda bir girişimimiz olacak. Veya Adalet Bakanlığı kendisi orayı değerlendirecek. Ama Akhisar'ımızdaki o görüntü inşallah ne yapacağız? Akhisar'ımızda yeşil alanda olabilir. Akhisar'ımızda inşallah en güzel şekilde orayı kazandırmaya çalışacağız. Ve cezaevinde nereye alıyoruz? Dışarı alıyoruz. Onun da inşaatı bitti. Belki gidip gördünüz, belki gidip görmediniz. Ama inşaatın yapıldığını size burada ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi sigara fabrikası olayı vardı bizim. Sigara fabrikası yıllardan beri Akhisar'ımızın kamburuydu. Dolayısıyla sigara fabrikası, Akhisar sigara fabrikasına bakıyordu yıllardan beri. Minksur dönüldü. Arazi ve gözümüzün içine baka baka orası heba oluyordu. Binaları her senede biz yatırım için veya onarım için veya tamirat için biz oraya para ayırıyorduk. Çünkü bakmanız lazım, oraya bakmazsanız ne olacak? Döküntü haline gelecek. O inşaatta yine tamirat masrafı yapıyorduk. Biz ne yaptık? Geldik dedik ki, biz bu sigara fabrikasının alanını, bir kısmını Akhisar'ımıza fakülte binası yapalım. Ve hamdolsun Akhisar'ımıza 230 dönüm yeri ayırdık. Üniversite alanı olarak Cenab-ı Hak Üniversitesi'ne tahsis ettik. Akhisar'ımızda bir dernek kurduk. Belediye başkanımızın başkanı. Değerli belediye başkanım, sivil toplum örgütlerine ve Akhisar dernek kurdu. Orada fakülte binası yapımına başladılar. Fakülte bina inşaatı devam ediyor. İnşallah o inşaat bittiği zaman da ne yapacağız? Akhisar'ımıza fakülte açacağız. Bu binayı da yarın öbür gün arkadaş cihazlarımızı satarak oraya tekrar daha güzel binalar yapacağız. Ama öncelikle bir fakülte binasının bitmesi lazım. 230 dönüm yerin Cenab-ı Hak Üniversitesi'nin Akhisar'ımızın hayırlı olması fakültenin de binasına bir önce gitmesi için arkadaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Yine Akhisar Sigara Fabrikası'nın içerisine bir mesleki ve teknik eğitim merkezi kısası açtık. Şu anda biliyorsunuz bina bitmiş durumda. Sanat okulu dediğimiz bina bitmiş durumda. Yine Akhisar'ımıza yakışan bir şekilde inşallah ne yapacağız burada? Çocuklarımız eğitim görecekler ve bütün atölyeleriyle beraber de her şey lazım. 4-4'lük bir oraya lise yapmış olacağız derler arkadaşlar. Burada sigara fabrikasının alanı içerisinde derler arkadaşlar. Evet, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü binası biliyorsunuz derler arkadaşlar. Şimdi buradan yoldan çıktığımız zaman ilçe trafik bölge müdürlüğünün bahçesine çok güzel bir ilçe emniyet müdürlüğü binası yapıyoruz değil mi? Görmüştünüz. Dış giydirmeler başladı yavaş yavaş. Bundan belki tutarsın, kurulmasın seçimden önce şey yapacağız, burada resmi kesmeyeceğiz. Veya biz bu anlattığım yatırımdan hiçbir tanesine temel atma töreni yaptık mı gördünüz, duydunuz mu? Temel atma falan yaptıkmış bir yerde. Ağız diş sağlığı dahil, emniyet müdürlüğü binası dahil. Temel atma töreni şov yaptığımızı gördünüz mü? Yani hani anlattılar ya, tavuk yumurta yapar,
tüm mahalle duyar ama inek buza yapar, hiç kimse duymaz. Değerli arkadaşlar, bakın biz dünya kadar işler yapıyoruz. Hiç kimsenin yani kalkıp da basını çağırıp temel atalım, onu yapalım. Biz bir şovla değil, biz hizmetme yarışındayız. Bunların çoğundan hiç kimsenin haberi yok. Yani bölge olarak söylüyorum, Aksaray'dan haberi var da Aksaray'da biliyordur. Binanın yapıldığını görüyoruz burada. Biz sizlerden Aksaray'ın basını olarak, bizler Aksaray'ın şunu yapıyoruz. Yani yapılanlara teşekkür ederiz, şimdi sigaraya bile teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz veya en azından ne yaptı denmesi bizi üzer. Bunların hepsini arkadaşlarımıza anlatalım. Ne yaptı kelimesi en azından, ne yaptı kelimesi bundan sonra kullanmış arkadaşlar. Bunları yazarsanız ne yaptı bize, burada gerçek bilinçli olarak söylüyorlar. Ne yaptı diye söyleyenlere teşekkür ediyorum aslında. Onlar ne yaptı demezler, belki bunları da anlatmışız. Onlar ne yaptı deyince zorla bizi belki konuşturuyorlar. Yani bu basın toplantısı, bu kahvaltı, bu seçim bir vesile oluyor. Arkadaşlar ne yaptı demeseler, biz yine işimize devam edeceğiz. Günün gelince, günün gelince yine temel atacağız. Ama ne yaptı deyince, ne yapacağız şimdi? Gördük barışın temelini atacağız şimdi beraber. Ne yaptı deyince, Aksaray Emniyet Binası'nı gezeceğiz. İşte Aksaray'ımıza yakışan en güzel bir emniyet müdürlüğü binası. Ne yapıyoruz değerli arkadaşlar? Aksaray'ımıza yakışan emniyet müdürlüğü binası. Bu ne kadar? Niye yapmadın bunlar? Niye son 4 seneyi bekledin? Yani kendi kendine bu. Bugüne kadar niye kendi kendine bunlar oldu? Ondan soruyorum bunlar herkese. Emniyet müdürlüğü binası nerede? Lisenin karşısında bina değil mi? Dairenin orada, dairesi bir suretinde. Niye buna kadar yapıyor? İhtiyaç mı yok buna kadar? Polis sayısı mı arttı? Ne oldu ya? Niye mümkünlüğü binası yapıyor? Evet. İşte değerli arkadaşlar, emniyet müdürlüğü binamız da iyi olsun. Ağızlı Sanal Hastanesi söyledim geçtim ama Ağızlı Sanal Hastanesi yapan Ticaret Sanayi Odası'na o günkü yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Hatta da bundan daha çok teşekkür ediyoruz. Aksaray'ımıza yakışan bir ağızlı sanal yapmışlar. Ama gün oldu Aksaray'ın bunu yetmemeye başladınız. Aksaray'da diş sağlığı olmasa da bizim ikisini yaptık. Yani bunlar kendi normal işler değil arkadaşlar, beğenler arkadaşlar. Bunlar takip isteyen işler, bunlar uğraş verilmesi gereken işler, bunlar boğalanması gereken işler. Eğer sizler işe sahip gelmezseniz, çünkü hiçbir yatırım kendi kendine gelmez. Siz eğer yorunuzda duşaydınız, bu kahvaltıya gelmeseydiniz, ne kahvaltıya vur dediniz burada, ne de buraya sahip olabilir. Yani işi kovalamanız lazım, işinizin gereğini yapmanız lazım. Disiplin bir şekilde çalışmanız lazım. Biz bunu yaptık 4 senede. Aksarımızı katma değerine yükseldi. Aksarımızı 40 eden büyük aksarımıza bu kurumlar kazandırmak istedik. Ve kazandıracağız, daha da kazandıracağız inşallah. Bakınız yine aksarımızın sigara fabrikasında oradaki bir alana 500 kişi kredilerle kurumu inşallah bu sene temelini atacak ve bu sene içerisinde bitirmeye çalışacağız inşallah. 500 kişi öğrenci okulu yapacağız. Çok güzel. Yine 1 kişilik 3 kişilik odalarda öğrencilerimizin gelip kalabileceği otel, yani 5 yıldızlı otel seviyesinde inşallah Aksaray'da yurdu kazandıracağız. Bunları da yazabilirsiniz bunları değerli arkadaşlar. Aksaray'ımıza ne yaptık? Biliyorsunuz belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir görev alanı Aksaray'ımıza kazandırdık. Binlerce insan her gün geliyor da rahat nefes alıyor. Görev alanının yanında bir şeyler yapmamız lazım. Ne yaptık? Belediyemiz ve 250 dev öğrenciyle birlikte orayı bir amfiteyatrosu yaptı. Bunu belediyemiz yaptı sağ olsun. Ama onun yanına şimdi gençlik merkezi yapıyoruz. Binası gördünüz değil mi? Gençlik merkezi yapıyoruz. Süper bir gençlik merkezi yapıyoruz. Bak sarımız arası olsun. Niye gençlik merkezi buna kadar yapılmadı da bugün yapıldı? Neden? Hani ne yaptı diyen de söylüyorum. Niye? Madem bunlar kendi kendine oluyordu, ben bir şey yapmıyorum. Önceden olsaydı. Değil mi arkadaşlar? Neden önceden olmalı 4 seneden oldu? 4 sene içerisinde oluyor. Bunları her seferinde ne yaptı? Bir, bunu yaptı. Ne yaptı? İki, bunu yaptı. Varan vereceksiniz, varan vereceksiniz. Hepsini tek tek inşallah en güzel şekilde yaptıklarımızı ne yapalım? Aksaray'ların bilgisine sunalım. Evet, değerli arkadaşlar Aksaray Belediye Spor Süper Lig. Değil mi? Süper Lig'de. Ama Süper Lig'de olan Aksaray Spor'umuzun stadyumunda Süper Lig maçlarını oynayamıyoruz. Neden oynayamıyoruz? Bütün Aksaray'ın gündemi değil. Federasyon bu stavukta Süper Lig maçta oynanmaz der. Ne yapman lazım? Otoklar yapman lazım, onu yapman lazım. Bir sürü şey şartlar sunular. Çok şartlar atılamıyor. Onun bu ısrarı yapabildi. Çok bayağı maddeler var. Yani Aksaray'ımız bu stavukta revize etme şansı yoktu belediyemiz. Ne yapalım? Dışarıdaysa dışarı alalım istiyor. Dışarı alacaksınız ama iki tane şık var. Bir, bu stavuk Gençlik Spor Bakanı'na ait olan stavuk. İki,
Yeni yapılacak stadın yeri ve yapılacağı stad için para lazım. Yani 30 milyonu geçik, 30 milyon yakın bir ihale, 30 milyon yakın bir ihale, 30 milyon yakın bir ihale oldu. Bir para Aksaray'ın cebinden çıkacak. Aksaray Belediyesi ne yapması lazım? Aksaray Belediyesi şu anda o kadar kaynama ve aktarma şansı yok. Biz ne yaptık değerli arkadaşlar? Belediye başkanımızla beraber, evet belediye başkanımız bunları çok iyi bir belediye başkanımız. Git gel bakanlıklarla, başbakanımızla, çevreciliğin bakanımızla, spor bakanımızla adeta bir emlakçı gibi, takipçi gibi, emlak takipçisi gibi bu işleri takip ettik belediye başkanımızla beraber. Bir spor bakanını ikna etmeniz lazım. Nasıl ikna edeceksiniz? Burayı Sayın Bakanım bize verir misin? Stad yeri teslim edelim. Stadı teslim edelim, yapalım, verelim. Tamam diyor, stadı yap diyor bakan. Ama ben sana sonra stadı teslim edeyim diyor. Biz diyoruz ki aynı anda hepsi beraber olsun. Burayı alalım, oraya başlayalım, değerlendirelim. 2, 12 bin kişilik stad yapacaksın. 13 bin kişilik stad diyelim, 12 bin 500 kişilik stad diyelim. Burayı yapacaksınız. Acaba şu anda aksiyonun var ne kadar ihtiyacı var, ne kadar ihtiyacı yok. Kredi bulmanız lazım. İller Bankası'nda kredi imkanını bulma şansınız yok. Yani bütün şartları zorluyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz olmuyor, buraya gidiyorsunuz olmuyor. Neler çektiğimizi belediye başkanı ve bu sporla ilgilenen kardeşlerin hepsini bir aksiyon söylüyorum. Bu stat nasıl yapılır? Ama bizler ne dediler? Birileri Uğray Demirstat açıklama yaptı diye bizi Manisa'ya reklam yapmaya kaldı. Birileri Aksa belediye başkanı seçim öncesi puan kaybısını statla bizi vurmaya çalıştı. Biz yaptığımız hiçbir işle, biz onu yapalım, bunu yapalım, biraz boyumuz aslında iş yapmadık, bizim için iş yapmadık. Hiçbir işimizi o için kullanmadık, bakın ben sana söyleyeyim, dünya kadar iş yaptık, temel mi yapmıyoruz ya? Burada ne kesmiyoruz neredeyse? Adalet Sarayı açılışı yaptık mı? Yapmadık. Adalet Bistim Adalet Sarayı yaptık, çok güzel, aynı, yani tam saraya yakışır şekilde Adalet Bakanlığı'na yakışır, hakim sarayına yakışır şekilde biz Adalet Sarayı yaptık, açılışını yaptık. Burada ne kestik mi orada, görürsünüz, burada ne kestik biz. Hatırlayamayın. Yok, kesmedim çünkü. Oraya gidip diyor, hani başkası gibi hadi bir tane 3 metrelik bir iş yapıyorsun, bina yapıyorsun, 10 metrelik, 10 milyar, hadi bir tane burada kesip yapmadık. Niye? Amacımız şov yapmak değil. Amacımız değil hizmet yapmak. Bakınız, o stat inşaatını biz yapacağız mı? Yapmamız lazım dedi. Ama şartların oluşması, kredi bulmanız, anlaşmayı yapmanız, her şeyin bir zamanı var. Yani birden de hiçbir şey olmuyor ki. Çocuk bile doğuyor, değil mi? Hem bir de bir emekli mi? Bir zaman geçiyor. Emekliyor, bir de bir koştu mu? Yürümesi lazım. Hemen Aksaray'da biz bu süperle geçtik. Biz maçlarımızı burada oynamak istiyoruz. Biz de oynamak istiyoruz. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Oynamak istiyoruz diyenlerin bir tanesini bakıyorsunuz ortalıkta bağlı. Bir tanesini Aksaray'da.